Evet efendim, haftanın 3. işlem gününde şimdi Borsa İstanbul'u açmaya hazırlanıyoruz. Vadeli tarafta negatif bir açılış gerçekleştirdik dedik ama yavaş yavaş biraz toparlanma da oldu. Onu da hatırlatmak istiyorum. Dün Borsa İstanbul'da keskin bir yükseliş kaydettik. %3'ün üzerinde yükselişle 8400'ün üzerine kapanışımızı gerçekleştirdik ve BIST 100 tarafında dün 96 hisse günü pozitif tarafta kapatırken 129 milyarın üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiğini de yine Borsa İstanbul'da hatırlatmış olalım. Önce gün öne çıkan başlıkları diyeceğiz. Ardından bu rakamların üzerinden teker teker geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacak açıklamalarında bulunarak yine Avrupa Birliği'ne atıfta bulundu. Avrupa Birliği ise Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim dedi. Diğer taraftan Putin ise egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler kararları uygulanmalı açıklamasında bulunurken Biden ise İsrail'in yanındayız, kongreden acil adım atılmasını isteyeceğim açıklamalarında bulundu ve dünya yine İsrail ve Filistin arasındaki bu savaşı takip ediyor diyelim. Şu an her ne kadar maalesef işin fiyatlama boyutunu konuşmak insani durmasa da diyelim, piyasanın henüz bu fiyatlamaya dahil olmadığını, pazartesi günü kısa bir fiyatlamayla bu gelişmeleri takip ettiğini de notlarıma iliştirmek durumundayım. Diğer taraftan dünün rakamlarına dönelim. Borsa İstanbul tarafında 8.443'tü endeks kapanışımız. Yeo Teknoloji dün tavandı, Konya tavandı, Ege Endüstri tavandı, Borusan tavandı, Kontrolmatik tavandı, Smart Güneş tavandı, Bursa Çimento, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve ODAŞ. BIST 100'deki tüm tavan hisseler bunlardı. Aselsan'da kayıplar vardı %2'nin üzerinde. Otokar'da keza %1'in üzerinde. Çünkü bir önceki günde onlar pozitif ayrışmıştı hatırlayacağınız üzere. Tüpraş'ta dahil. Yine Koç Holding'de de yatay negatif bir fiyatlama söz konusuydu. Türk Hava Yolları'nda tabii işlem hacmi noktasında yine kapanışta dün en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti. 7.7 milyarlık hacim vardı Türk Hava Yolları'nda. Onu Aselsan, Petkim, Ereğli ve Tüpraş izledi diyelim. Payların endekse etkisine baktığımızda ise Türk Hava Yolları, Ereğli ve BİM üçlüsü dün Borsa İstanbul'da en çok yukarı çeken paylar oldu. Türk Hava Yolları %4'e hatta %5'e yakın yükseldi. Ereğli %4 yükseldi. BİM de %2,5 yükselince Borsa İstanbul'u en çok destekleyen paylar bu şirketler oldu diyelim. Bugünün özeline baktığımızda da az önce ifade etmiştik piyasa analizde. Piyasa pozitif bir açılış bekliyor bugün özelinde. Peki yeni rekorlar konuşmaya yakın mıyız artık Borsa İstanbul'da? Tüm bunları zaten konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. Şimdi fiyatlamayla tekrar devam edelim. Kur cephesine bakalım. Yarın Amerika tarafında enflasyon verisi gelecek. Bugün de saatler onu gösterdiğinde özellikle cari işlemler dengesini takip edeceğiz dedik. Kur tarafı tarihi zirvelerde işlemlerine devam ediyor. Ara ara 28'lere doğru spike hareketle bulunuyoruz dedik dün, ondan önceki gün. Bugün 27.73'lerdeyiz. Euro Türk Lirası'nda da 29.45'lerdeyiz. Çünkü paritede 1.06'larda haliyle bu da Euro'yu besliyor içeride. Sepet kur tarafında 28.58'lere yükseldik. Gram altın tarafına dönüp baktığımızda hatırlayacağınız üzere 1.610'lara kadar gelmişti işlemler ve demiştik ki bu fiyatlama ons altın kaynaklı. Çünkü dolar Türk Lirası zaten tarihi zirvede. Ons altında bir hareket görürsek bu gram altını besleyecek demiştik ve nitekim yaşanan bu savaş ons altını besledi ve gram altın tarafı yeniden 1661 TL'ye yükseldi. Programın ikinci kısmında ise Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamızı ağırlayacağız zaten. Bugün kıymetli metallerde yemyeşil bir tablo var. Bu tablo ne anlam ifade ediyor? Yeniden 1700 TL'lerin üzeri altın tarafında görülür mü? Tüm bunları zaten kendisine yöneltiyor ve soruyor olacağım. Dolar endeksi tarafında tabii hareket önemli. 106 seviyesinin altındayız ama kalıcı olması için yarın enflasyonun beklentileri aşmaması lazım. Eğer yarın enflasyon beklentileri aşarsa piyasa şöyle okuyacak. Fed yeniden bir faiz artırımı yapmalı ki enflasyonu dizginlemeye devam etsin diye okuyacak. Hem manşet hem çekirdek tarafını izleyeceğiz. O yüzden yarın beklentileri aşacak bir enflasyon piyasada risk algısını bozabilir, riskli varlıklara satış getirebilir ve dolar endeksinde doların gücünü ve diğer taraftan tahvil faizlerini yükseltip doların gücünü tekrardan piyasaya gösterebilir. Haliyle riskli varlıklarda olanlar için olumsuz olarak okunabilir diye ön bir hazırlık yapmış olalım. Yarın detaylı olarak onunla konuşuruz.
Euro-dolar paritesine dönüp bakıyorum. Az önce ifade ettiğim gibi 1.06'lardayız. Pound'da 1.22'lerdeyiz. Yen 148'in üzerine 149'lara yakın ve İsviçre frangı 0.90 seviyesinde. Piyasanın açılış rakamları gelecek. Hızlıca sabah detaylı konuştuk. Sadece rakam vereceğim. Asya ve ABD tarafına bakacağız. Asya'da bu sabah yemyeşil bir tablo var diye zaten piyasalarınızı detaylı olarak anlattık. Çin'de, Japonya'nın Nikkei endeksinde. Hang Seng'de, diğer taraftan Hindistan'ın Sensex'inde bu sabah pozitif fiyatlamalar gördük zaten. Ve ABD tarafına dönüp bakacak olursak, ben programa girerken burada karışık, çok yatay bir seyir vardı. Karışıktan kastımız çok bir fiyatlamanın dönmediği diyelim daha doğrusu. Bu yatay seyir devam ediyor. Burada bugün üfe, yarın tüfe verisi artık riskli varlıklarda net bir yön tayininde bulunmamıza yardımcı olacak diyelim. Dow Jones'ta 33.962'lerdeyiz. Yatay bir seyir var. S&P 500 vadeli de yatay bir seyir olduğunu hatırlatalım. Tabii bu yatay seyir bugün birkaç saat sonra en azından pozitif tarafa dönebilir, tahvil faizleri böyle kalırsa. Çünkü hem dolar endeksinin gerilemiş olması hem de tahvil faizlerinin yukarı, daha doğrusu geriliyor olması piyasada bir miktar daha risk algısı noktasında piyasayı destekleyebilir diyelim. Burayı izlemeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul'u açıyoruz. %0,47'lik bir yükselişli açılışımız var efendim. 8.482 açılış rakamımız. Detayları birazdan konuşacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, şimdi dönelim. Bu açılış itibariyle %0,47'lik bir yükseliş var dedik. Açılış itibariyle alt endekslere bakalım. Gözüm bankacılıkta neden? Çünkü İşçi'de şu an vadeli taraftan bunun bir önceki programda sinyallerini almıştık hatırlayacağınız üzere. Vadeli tarafta da %5'i aştı yükseliş ve spot tarafta açıldığında %6'ya yakın yükselişle açıldı ve İşçi'ye doğal olarak bankalar tarafında besledi. %6'ya yakın bu yükseliş sonrası şu an bankacılık endeksine baktığımda bankacılık endeksinde %2'ye yakın yükseliş görüyorum. Finansal endekste %0,95'lik yükseliş söz konusu. Diğer taraftan holding tarafına bakıyoruz, %0,61'lik yükseliş var. Teknolojide %0,50. Sanayi endeksinde de %0,19'luk yükseliş izliyoruz. Burada ulaştırma negatif tarafta açıldı %0,41 kadar. Burada verileri de aldık dedik Türk Hava Yolları tarafında. Tabii sabah özellikle vadeli tarafa baktığımızda hem Pegasus hem de Türk Hava Yolları'ndaki bu geri çekilme zaten bize ulaştırmanın bugün yatay ya da negatif açılacağını sinyallerini de vermişti diyelim. Yani bugün bankacılığın etkisiyle ancak yükselebiliriz dedik yani açılış itibariyle. Tam da öyle bir fiyatlama var şu an diyelim. Yabancı takası ise %34,85'te. Birazdan Bank of America'nın zaten Mehmet Şimşek notlarının da üzerinden geçeceğiz. Bir CDS tarafına bakalım istiyorum. Dün de konuşmamıştık çünkü. CDS tarafında ne noktadayız? 398 bas puanla yeniden 400 bas puanın altına geldiğimizi görüyoruz. Bunu da olumlu cephede şimdilik okuyalım. Bu notlar ışığında birazdan zaten bu arada cari işlemler dengesi de gelecek diyelim. Ve bu İşçi'deki açılış önemli. Zaten iş gayrimenkule bakıyorum. %3,5 iş menkul değerlerde de %2,5'luk yükseliş var. Şimdi bu haber akışını okuyacağız. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizlerle olacak. Üzeyir Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, dünden beri çok teşekkür ediyorum. İşçi haberi tabii piyasada konuşuldu, tartışıldı. Bunun duyurusu daha önceden yapılmıştı. İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusunu yaptık dedi. Dün işçi yapmış olduğu açıklamada. Yalnız tabii şunu da konuşmak lazım. Piyasada yeni giren bir sürü yatırımcı olduğu için bu iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme nedir? Bu grupta işte farklı farklı işçi dışında elimizde hisse senetleri var. Bunlar tek bir grupta mı birleşecek diye çok soru aldım. O yüzden şimdi tam da işin uzmanından detaylı olarak sektör hisselerine ilişkin etkisi de dahil olmak üzere bu konuyu bir açıklığa konuşturup borsaya öyle geçelim isterseniz.
Yani şöyle söyleyeyim, burada bir holding yapısına dönüşülüyor olacak yani şirketler tarafında. Ama hani bu şirketlerin hani özel nitelikte böyle değerleme tarafında çok büyük bir değişim getirmeyecek. Yani yine mevcut şirketleri biz burada görmeye devam ediyor olacağız ve bir çatı altında toplanıyor olacak. Yakın dönemde birçok şirkette mesela Ülker grubunda da Biskot, Ülker Bisküvi vesaire gibi şirketlerin yine bir çatı altında toplandığını görmüştük. Başka şirketlerde de benzer adımlar atılıyor. Hani burada biraz daha sadeleşme ve ortaya daha büyük bir şirket çıkarma süreci. Elbette hani süreç başladığında bunun detayları daha da netleşecektir. O birleşmeyle ilgili işte o iştirak yöntemiyle birleşme yönteminde neler olacağı, nasıl sürecin yaşanacağını orada görüyor olacağız. Ama dediğim gibi normalde şirket değerlerini etkileyen bir süreç olmayacak. Ama bir momentum ortaya koyması, ortada hani bir yeni bir şeyin olması, değerin oluşacak olması psikolojik olarak bu tarafı da etkileyecektir. Özellikle İş Bankası tarafında normal şartlarda hep yıllardır bankacılık sektörüne göre daha düşük bir fiyatlama görürdük örneğin. Belki değerlerin ortaya çıkması bu taraftaki değeri belki psikolojik olarak biraz etkileyecektir. Ama dediğim gibi normalde yani tek tek şirketler özelinde bir değer değişimi şu aşamada beklemiyoruz açıkçası. Peki diğer taraftan hemen hatırlatalım, bu arada Türkiye'de Ağustos'ta 619 milyon dolar cari açık verdi. Bu arada beklentileri paraleldi diyebiliriz gelen rakam noktasında. Ben şimdi o zaman Borsa İstanbul'a geçmeden hemen kur tarafını da konuşmak istiyorum. Kur cephesinde 27.73'lerdeyiz. Bundan sonraki süreçte mesela kurda hareketin devam etmesini bekliyor muyuz? Çok kısıtlı bir hareket var. Ama piyasa diğer taraftan tabii Merkez Bankası'nın da faiz kararı da hazırlık yapıyor. Bu noktada yılı nerede kapatırız kur cephesinde? Çünkü içeride için Borsa İstanbul'u konuşacağız ama Borsa İstanbul yatırımcısı noktasında iki benchmark var. İşte bir enflasyonu alıyor yatırımcılar biliyorsunuz. İki dolar Türk lirası. Üç artık belki mevduat faizleri olmaya başlayabilir benchmark olarak. Birazdan konuşuruz ama dolar Türk lirası nerede şekillenir bir oraya da değinelim tabii. Yani dolarda, yani kurlarda daha doğrusu dolar, TL, euro, TL fark etmez. Hani burada TL'nin bir miktar değer kaybedip hani kurların yükselmesi olası. Yani bunu zaten orta vadeli programda ekonomi yönetimi de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani bu seneki ortalama kur tahmini için kurun yıl sonu işte böyle kabaca dolar, TL tarafında hani 29-30'ları görmesi çok sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Gelecek yıl içinde 36 civarı bir ortalama kur tahmini var dolar TL tarafında. Bu da hani ortalaması 36 ise sene içerisinde 30'u da görür, 40'ı da görür gibi bir değerlendirme yapmak mümkün. Ama bu bile sonuçta enflasyon tahminini göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonun altında bir getiri beklentisi ifade ediyor olacak. Yani evet dolar TL kuru yükselecek, euro TL kuru yükselecek. Ama reel anlamda bir getiri sağlamayacak. Hatta reel anlamda TL daha karlı olacak gibi bir görünüm sergiliyor. Bu nedenle ben açıkçası mevcut ekonomi politikalarından, programından bir sapma görmediğim sürece, yani bir hani kaba tabirle bir yalpalama deriz ya böyle tekerde işte, bir onu görmediğimiz müddetçe ben dolar TL'nin gelecek yıl ya da euro TL'nin gelecek yıl çok cazip bir yatırım aracı olarak elde tutulacağını düşünmüyorum. Hani kısa vadeli al-sat yapanlar, imkanını bulanlar için elbette her zaman fırsat olabilir ama böyle al-tut yılı olmaktan çıktığını düşünüyorum kurların. Burada biraz daha mevduatın onun yerine alternatif olabileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte borsa bence hala güçlü bir alternatif olmaya devam edecek. Özellikle geçen yıla gelecek yıla baktığımızda ortalama %40'a yakın enflasyon beklentileri var. Yani orta vadeli programda 33 ama hani piyasada 45 bekleyen de var. Ortalama 40'lar civarında bir enflasyon beklentisi var. Büyümeye baktığımız zaman da %3'ler, 3,5'lar büyümeler gelecek yıl için kabul görmeye başladı ekonomistler tarafında da. Hani 40 civarı enflasyonu, 3-3,5 büyüme hani borsa için bundan daha iyisi olmaz herhalde. Yani TL bazında karşılaştırdığımızda. İşte geçen yıl o yüksek enflasyon ve yüksek büyüme de tabii daha cazipti. Bunun etkilerini gördük. Bu yıl keza etkileri görüyoruz ama gelecek yıla yönelik de böyle bir etken söz konusu. Bunun ben borsayı iyi bir alternatif olarak devam ettireceğini düşünüyorum. Son olarak alternatifler arasında bence dolar da giriyor.
Yani biraz daha şöyle bir geri çekilme olursa ons fiyatlarında bence mevcut fiyatlar da dahil gerçi ama her geri çekilmede maliyet yapmak lazım. Ben o potansiyelin olabileceğini düşünüyorum. Bu Filistin-İsrail çatışması bir anda orada görünümü biraz değiştirdi. Bir de son günlerde Amerikan tahvil faizlerinde 5-10 bas puanlık düşüşler var. Bunlar biraz altını rahatlattı ama ben iki tarafında etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yani faizler Amerika'da tekrar yukarıları test edebilir ve Filistin-İsrail gerilimi yatışması da altın fiyatlarını tekrar baskılayabilir. Böyle bir dönemde portföylere mutlaka ve mutlaka yani belli ağırlıklarda çok düşük olmamak kaydıyla altını da koymak gerektiğini düşünüyorum. Ben gelecek yıl 2024 yılının altın yılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Orada çok ciddi bir potansiyel olacağını değerlendiriyorum. O nedenle mevduat, borsa, altın, hatta bir miktar yurt dışı hisse senetleri bence gelecek yıl için dağınık alternatif bir portföy oluşturmak için iyi ürünler olacaktır. Peki diğer taraftan şimdi Borsa İstanbul tarafında da bu 8400 problemimiz var sizin de bildiğiniz gibi. Yani burada hakikaten bir çatışma yaşıyoruz iki haftadır. Bir altında bir üstünde bir fiyatlamamız var ve bir şekilde Borsa İstanbul'un da aslında 8000'lerin üzerinde kalıp yolculuğuna devam edemediğini izledik bir süredir. Peki yeni bir katalizöre mi ihtiyacı var? Aslında burada Borsa İstanbul biraz daha yataya bağlayarak kendi yatay düzeltmesini mi yapıyor? Burada mesela yeni katalizörümüz yabancı mı olacak? Yoksa 3. çeyrek bilançolarda bir katalizör etkisi yaratabilir mi? Nasıl okumak lazım şimdi Borsa İstanbul'daki fiyatlamayı? Yeni girecek de bir sürü yatırımcı var. Onlar da bekliyorlar bir alım fırsatı. Yani bir alım fırsatı beklemek lazım mı? Yoksa burada zaten hedef fiyatlar çok yukarıda ve Borsa İstanbul'un potansiyeli yüksekse yani nereden girsen de olur modunda mı davranmak lazım Borsa İstanbul tarafında şu an? Şöyle yani biz klasik alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Hani bazen şey görüyoruz enflasyonun borsayı yükselttiği işte görüşü yalandır vesairedir. İşte enflasyonist ortamda da borsa düşer. Evet enflasyonist ortamda da borsa düşer. Yani eğer hiç beklemediğiniz bir jeopolitik riskle karşı karşıya kalırsanız seçim dönemi gibi böyle garip bir dönem ve gerilimin arttığı bir dönem yaşarsanız borsa düşer ya da işte savaş görürseniz işte o olursa bu olursa borç sorununuz varsa ülke olarak yani çeşitli problemleriniz varsa borsa düşer ama bu borsanın düşme sebebi enflasyon değildir. Yani işlerin stabil gittiği bir dönemde enflasyonun olduğu bir yerde borsanın yükselmesi lazım çünkü şirketler sonuç olarak satışlarını TL olarak yapıyorlar. Yani aynı adeti üretse sattığı ürünün fiyatı artıyor. Marjları stabil kaldığını farz etseniz ki enflasyonist dönemlerde marjlar da artar genellikle. Şirketlerin kar marjları da artıyor ve sonuçta kar da artıyor. So dipteki net kar da artıyor. Hani reel olarak artmadı diyebilirsin. 100 üretiyordu yine 100 üretti diyebilirsin ama nominal olarak 100 üretip 1'e sattığı ürünü 2'ye satmaya başlıyor. 100 ise satışı 200 oluyor. Biz piyasa şirket değerlemeleri nasıl yapıyoruz? İşte fiyat bölü örneğin satışlar bölü fiyat işte vesaire gibi ya da fiyat bölü kazanç. Sonuçta kazanç artıyor, satış artıyor. Şimdi bunlar arttığı yerde şirketin fiyatının stabil kalmasını beklemek hani çok kötümser bir etkenin olmasını beklemek demek. Yani dışsal bir etken. Bunu hiç tahmin etmediğimiz bir etken olursa elbet diyebilirsiniz bundan dolayı düşüyor. Ama normal şartlarda enflasyon varsa bu rakamları büyütücü etkisi vardır. Nasıl ki paranın sonuna habire sıfır attık yeni paralar çıkarıyoruz. Borsadaki şirketlerin sonuna da sıfır atarsınız enflasyon döneminde ve şirketlerin değeri büyür. Yani bu 2x2=4 mantığıdır. Yani bunun aksini iddia etmek bence enflasyonu ya da piyasayı bilmiyor olmak demek. Bunun yanına bir de büyümeniz varsa reel büyümeniz yani 100 üretiyorsunuz. Eskiden 1'e sattığınızı şimdi 2'ye satıyorsunuz. Satışınız 200'e çıkıyor. Bir de üstüne 100 üretirken 103 üretmeye başlıyorsunuz. Onu da 2 liradan satmaya başlıyorsunuz. Oluyor sizin satışınız 206 lira örneğin. 100'den 206'ya çıktı. %100 satış büyümesi. Marjınız stabilse dediğim gibi karınız o oranda artıyor vesaire. Bu da hisse fiyatlarına yansıyor. Yani o nedenle bu enflasyonist dönemlerde böyle spesifik gelişmeler olmadığı müddetçe çok büyük düşüşler beklememek lazım. Yani örneğin bir ay borsanın yerinde sayması demek. Enflasyonun aylık bazda %3, %4, %5 hatta yakın dönemde %9, %10'lara yakın gittiğini gördük.
Borsanın reel manada o kadar ucuzlaması demek, değer kaybetmiş olması demek. Yani yerinde sayan piyasa durduk yere %5, %10 değer kaybediyor demek. Yani bir de üstüne düşüş olsa %20'lik değer kaybı, örneğin %10 değer kaybı olsa. Yani o nedenle çok büyük düşüşler beklememek lazım. Ara düşüşlerde %3'lük, %5'lik, %6'lık neyse, buralar eğer spesifik bir nedeni yoksa, savaş olur, başka bir siyasi problem olur, deprem olur, afet olur, Allah korusun. Hani bunlar olmadığı müddetçe piyasanın kendi dinamiği içerisindeki düzeltmeleri, sınırlı düzeltmeleri bile bence çok iyi alım fırsatları. Çok daha fazlasını beklememek lazım kanaatindeyim. Piyasanın katalizörü ne olur dersen o yabancı olacak ama o yabancının girişi bence gelecek yıl daha net hissedilecek. Yani biz bu borsayı 8500'den 9000, 10000'e taşıma şeyimiz, iş dinamikler bile ona yetebilir. Yani bir iki alım geldiğinde bugün yarın biz bu hareketin başladığını görebiliriz. Çünkü piyasa istiyor aslında yukarıyı. Ara sıra ortaya çıkan gelişmelerle bir anlık bir düzeltme yaşıyor ama düzeltmeleri çok hızlı geri alıyor piyasa. Yukarıyı zorluyor. Ben o zorlamanın hani kırılmayla rahatlıkla 9.900'e kadar da endeksi taşıyabileceği kanaatindeyim. Kısa vade için biz o enflasyon, büyüme, CDS primi düşüşü işte vesaire gibi şeyleri, etkileri gelecek yıl yabancı girişiyle fiyatlıyor olacağız. Ben o nedenle gelecek yıla yönelik de ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Şimdi hazır bu yabancı girişinden bahsetmişken bu biraz Bank of America'nın notları üzerine gidelim. Bank of America'nın Sayın Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıya katılan fon yöneticilerinin izlenimlerini aktardığı aslında bir bilgisayarı var. Şimdi burada önemli notlar var. Diyor ki Türkiye'de CDS tahvil yayılmalarında da anlaşılacağı üzere Türkiye'ye ilişkin risk değerlendirmesi son aylarda iyileşme gösteriyor. Evet, bu sabah da işte yeniden 400 bas puanlı üzerine inmiş olmamız da olumlu. Piyasa şu anda 12-18 aylık bir gelecekte 1-2 kademe yükselme bekliyor diyor. Yakın vadedeki dış yükümlülüklerle ilgili endişeler özellikle de oldukça ağır görünen 2024-27 geri ödeme planıyla ilgili diyor. Birinci not bu. Diğer taraftan dönüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanı dışında olduğunu farkındayız ancak Avrupalı yatırımcılar için teknik zorluklarla sonuçlanan bazı iç ve dış politikalarda sorunlar var diyorlar. Yani tabii ki buradaki bu sorunların yönetimi Sayın Mehmet Şimşek'te değil, onlar da zaten bunun altını çiziyor. Yani diyor ki Avrupa Birliği dış eylem hizmetlerinin Doğu Akdeniz aramaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları var. Bu da tahvil piyasasında herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen Türk tahvillerin çeşitli veri tabanlarında yaptırımlı olarak algılanmasına neden oluyor. Bu kısım bence çok önemli ve zaman zaman bunu müşterilerimize açıklamak zorunda kalıyoruz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz döneceksiniz, Türkiye'nin tahvilini almak isteyeceksiniz. Müşteriniz size diyecek ki burada yaptırımlı görünüyor. Sen bana neden bu tahvili alıyorsun? Ve bunu açıklamak zorunda kalıyoruz diyor. Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkeme kararlarının uygulanması konusunda diyor, Türkiye'yi incelediği gerçeğe de dikkat çekiyor ve bazı Avrupa emeklilik fonlarının Türk devlet tahvillerini tamamen hariç tutmasının arkasında duruyor bu sorun diyor. Bu sorunların çözülmesine yönelik her türlü çaba yatırımlar için faydalı olacaktır diyor. Yani bu liste böyle uzuyor tabii ama yapısal reform yapın diyorlar. Evet, işte yani konu oraya gidiyor. Şimdi Üzeyir Bey, biz diyoruz ya rasyonel adımlar, Merkez Bankası faiz arttırıyor, rasyoneliteye dönüyoruz. Ama burada farkındaysanız Merkez Bankası ile ilgili ya da ekonomi ekibinin yapacağı şeyler değil bunlar. Yani diyor ki siz tamamen bir dönüşüm içerisinde, bir reform içerisine girin. Biz ancak öyle geliriz diyor. O zaman 2024 yılı da erken değil mi bu söylemlere göre yabancı girişi noktasında? Ya şöyle söyleyeyim, niyet burada önemli. Şimdi yabancı yatırımcı girdiği her yerde açık ve net söyleyeyim. Böyle çok üst düzey demokrasi, insan hakları bizde olmadığı için demiyorum bunları tabii de. Yani böyle ekstra ekstra şeyler beklemiyor. Yani zamanında ya ben burada mesela Çin örneğini veririm. Çin gibi komünist yani, bir ülkede yani bırakın insan haklarını, yani haberleşmenin bile özgür kılınmadığı bir ülkede gidip yatırım yapabilen yabancılar, yani bize geldiğinde tabii ki ben de savunmuyorum. Yani öyle iyiyiz, böyle iyiyiz insan hakları noktasında diye kesinlikle bir atıfım yok. Ama Çin'e giden bize geldiğinde bunu önüne ısıtıp sunması da çok ikili olmuyor mu yani Üzeyir Bey? Yani şöyle söyleyeyim, ben açık ve net söyleyeyim. Evet, Türkiye'nin bazı konularda eksiklikleri var mıdır? Vardır. Yani doğru. Mükemmel bir ülke olmuş olsaydık bugün kişi başına milli gelirimiz işte 100 bin dolar olurdu. Dünyanın en iyi ülkesi olurduk. İşte vesaire vesaire. Yani sonuçta bazı şeylerimiz vardı ama Türkiye'ye yönelik bakış açısının da ben yabancılar tarafında ya da kredi derecelerinde kuruluşlar tarafında biraz agresif olduğu kanaatindeyim. Yani gerçekten Türkiye'ye yönelik
daha karamsar bir bakış açısı sergiliyorlar ve çok da hakkaniyetle yaklaştıklarını düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi yani biliyoruz ki paranın dini, imanı, vicdanı, rengi olmaz. Yani para bir yerde getiri görürse o getiri gördüğü yere bir şekilde giriş yapar. Yani burada işte komünist olmuş, liberal olmuş, işte başka şey olmuş. Hani bunlara bakmaksızın bu tarafta hareketliliği görürüz. Yani o açıdan ben önemli olan yabancı yatırımcı için ülkede bir getiri var mı? Bir getiri potansiyeli var mı yok mu? Bunun olduğu kanaatindeyim. Elbette doğrudan yatırım tarafında da örneğin Çin örneği verilebilir. Hani orada da işler mükemmel değil belki ama sonuçta birçok bildiğimiz markanın çok ciddi Çin yatırımları da var. Türkiye'de de kaldı ki bugüne kadar ben yabancı yatırımcılar tarafında, mülkiyet tarafında vesaire çok büyük de problemler yaşandığı kanaatinde değilim. Yani o açıdan ben hani dediğim gibi önemli olan yabancının burada bir getiri potansiyeli görecek olması. Bunu gördüğü anda ben girişi başlatacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani böyle çok da zor olacağını düşünmüyorum. Ama elbette bu biz yapısal reformları yapmayalım, hukuk normlarımızı düzeltmeyelim vesaire kesinlikle gibi değil. Hı hı. Ama diğer taraftan da her ülkenin de kendi iç normları vardır. Buna da saygı duyulması gerekir. Yani Türkiye'de de işleyen bir hukuk sistemi var, işleyen bir farklı eğitim sistemi vesaire. Artık kendi dinamikleri var. Elbette hani burada en iyi bulmak lazım. En iyi yapmadığımız ortada çünkü en iyi yapmış olsak bugün dediğim gibi kişi başına milli gelirde de çok farklı bir yerde olurduk. Yapacağımız bizim de çok şeyler var. Buna da dikkat etmek lazım. Bir orta yolda bulunacaktır diye düşünüyorum ilerleyen dönemde. Peki şimdi Borsa İstanbul tarafında yine sektörlerle devam edelim isterseniz. Dün Pegasus'un açıklama geldi. Özellikle tabii ulaştırmanın doğrudan etkilendiği bir haftaya başladık. Çünkü maalesef hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin ilk tüm dünyada etkilediği ilk sektörlerden birisi ulaştırmadır. Tabii burada negatif ayrışan, pozitif ayrışanlarda hemen mesela savunma sanayi, işte Aselsan'ı gördük, Otokar'ı gördük hafta başında. Ama biraz yolcu verilerine gideceğiz. Dün Pegasus tarafından açıklama vardı tabii bölgeye uçuşların durdurulduğuna ilişkin. Türk Hava Yolları tarafından aylık trafik verileri geldi. Eylül'de 2023'te taşınan toplam yolcu bir önceki yıla göre %9'luk artış göstermiş yine. 7.9 milyona yükseldiğini görüyoruz. Yurt içi yolcu sayısında yıllık %22'lik artış var. Diğer taraftan uluslararası yolcu sayısında %2.9'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Peki 3. çeyrek bilanço beklentilerini konuşalım. Tamam, bugün özelinde Türk Hava Yolları da dahil işte Pegasus tarafına da bakıyorum. Yani ulaştırma %1.5 kadar eksi seyrediyor. Ama hani burada genel hikaye olarak portföylerde tutulmalı mı hala havayolu şirketleri? Ne dersiniz Üzeyir Bey? Yani şöyle, biz havacılık sektörünü beğenmeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyreklerinde kuvvetli geleceğini düşünüyoruz. Dördüncü çeyreğe yönelik de en azından görünüm bozacak bir şu an için bir gelişme yok. Geçen sene dördüncü çeyrek ve ilk çeyrek ekstrem iyiydi. Bunun temel sebebi de iklim koşullarının olağanüstü iyi geçmesiydi. Yani hem Avrupa'da bu işte doğal gaz furyası işte vesairesi bunun biraz etkileri vardı. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelenler vardı bu savaş nedeniyle. Biraz işte yakıt fiyatları düşüktü. Üstüne de iklim koşulları çok yumuşak geçtiği için seyahate engel çok bir atma durum oluşmadı. Yani bunların hepsi üst üste geldi. Dördüncü çeyrek ve ilk çeyrek geçen sene oldukça iyi geçmişti. Ama bu sene üçüncü çeyrek iyi geçiyor. Şu an dördüncü çeyreğin ilk de en azından hani karamsar olacak bir tablo yok zayıf sezonlar olmasına rağmen. Genel itibariyle olumlu gidiyor ama sektör içerisinde de biz biraz hani seçiciliğin biraz artması gerektiğini düşünüyoruz. Yani örneğin mesela havacılık sektöründe yer hizmetleri sağın tavın hani havacılık tarafındaki yani Pegasus ve Türk Hava Yolları'na nazaran biz daha geride kaldığını ve daha ciddi potansiyel oluşturduğunu düşünüyoruz. Yani onun haricinde örneğin Pegasus'u Türk Hava Yolları'na göre fiyat gelişiminden dolayı daha cazip değerlendirebiliyoruz ama totalde baktığımızda havacılık sektörünü genel itibariyle 3. çeyrek finansallar açıklanma döneminde de pozitif gözle izlemeye devam ediyoruz.
Peki diğer taraftan tabii burada 8 milyon civarı artık yatırımcı sayısına ulaşıyoruz. Bunu kutluyoruz. Tabii arkasında yatan en büyük nedenlerden birisi tabii enflasyon dedik, yatırım enstrümanı çeşitliliği az, çok alternatif yok dedik ama ciddi de bir halka arz furyasının içerisindeyiz ve buraya gerçekten bir talep var. Yani son 3 yılda Borsa İstanbul'da 130 şirketin işlem görmeye, yani halka arz olduğunu ve işlem görmeye başladığını izliyoruz. Ve en son SPK Başkanı yaptığı açıklamaya göre de 80 şirket de yolda dedi. Yani burayı nasıl okuyorsunuz? Bu halka arz sürecinin çok hızlı bir şekilde gidiyor olması mesela sizin için olumlu mu? Yoksa endişe verici unsurları da var mı mesela Üzeyir Bey? Hani yıllarca piyasayı izlemiş bir profesyonel olarak yani hangi cepheden bakıyorsunuz bu halka arz sürecine? Yani ben hep soğukkanlı, itidalli olmayı seven biriyim. Yani çok da temkinli olurum böyle şeylerde. Biz halka arzda biraz sanki hızlı gidiyoruz gibi ve piyasada da bu halka arzların çok şey oluşturduğu kanaatindeyim. Yani gerçekten bir furyaya döndüğü kanaatindeyim. Halka arz olacak, talebi yap, nasıl olsa gider. Yani şu an hiç böyle kimse... Böyle olmamalı ama değil mi yani? Evet. Kesinlikle. Şu an bizler de dahil açık ve net söyleyeyim. Bu şirketlere yönelik ciddi bir şey de getiriyor. Yani soğuma da getiriyor. Yani halka arz geldiğinde eskiden biz otururduk, bu halka arzın finansal raporlarına bakardık. İşte fiyat tespit raporuna bakardık. Fiyat tespit raporunda değerleme esnasında bir uçukluk, kaçıklık var mı? Bir şeyler gizleniyor mu? Örtbas edilmeye çalışılıyor mu? Potansiyel yüksek mi, düşük mü? Buna göre de bir değerlendirmede bulunurduk. Yani ben şu an sektör çalışanları da dahil zoraki olarak fiyat tespit raporuna değerlendirme yazan, bu fiyat tespit raporu değerlendirme raporları dışında, hani onu yazan dışında bu halka arzlara, bu şirkette potansiyel var mı yok mu diye bakan kimse kalmadığını düşünüyorum. Yani bu sektör profesyoneli tarafında da, yatırımcı tarafında da. Yani şu an mantık, bir halka arz varsa her türlü gir, nasıl olsa bu halka arz gidecek. Yani bu inanılmaz sakat bir anlayış ve asıl problem ne biliyor musunuz? Yani ben borsada ilerleyen dönemde karşılaşacağımız en önemli problemin şu olduğunu düşünüyorum. Burada genel itibariyle şu an bu halka arzlara katılma, buralardan pozisyon alma, yani bunlar biraz daha düşük paralarla yapılıyor. Yani 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, hadi 5000 lira, 10 bin lira. Yani 8 milyon yatırımcının 4 milyonu yaklaşık %50'si 10 bin liranın altında tutarlarla bu yatırımı yapıyor. Şimdi bu küçük paralarla para kazanmayı görüyorlar ve borsayı böyle bir yer zannediyorlar. Bir koyup iki alacaksın. Bir koyup üç alacaksın. Yani şu an borsadaki tabir, örneğin biri hisse senediyle ilgili bir görüş sorunu, ya biz bunu beğeniyoruz dediği zaman kaç x gider diye soruyor. Yani eskiden yüzde kaç getiri potansiyeli var vesaire gibi sorular kaç x gidere döndü. Yani %20, %30, %40, %50, %60, %70 kimseyi kesmiyor. İki kat mı, üç kat mı, dört kat mı, beş kat mı? Yani artık iki kat bile kimseyi tatmin etmez hale geldi. Bu halka arzlar ve bazı hisse senetlerinde olan fiyatlardan dolayı. Şimdi böyle bir getirinin sürekli arz ettiği algısı oluşuyor. En kötü senaryo ne olacak biliyor musunuz? Bu borsa biraz daha coşacak, biraz daha getiriler artacak. Ve benim o artık hani yanlış anlaşılmasın, hani gariban diyeceğim ya da küçük yatırımcı diyebileceğim kitle dişinden tırnağından attırdığını, emekli ikramiyesini, arabasını satacak oradan gelen parayı, evini satacak oradan gelen parayı, eşten dosttan bulduğu parayı vesaire getirip burası nasıl olsa kazandırıyor diye bu borsaya koyacak ve biz asıl yıkımı o zaman göreceğiz. Yani gerçekten şirketlerin halka arzdan sonraki fiyatlamalarını akıl alır gibi bir durum yok. Yani biz de yeri geldiği bakıyoruz. Şirket halka arz edeli 6 ay olmuş, 7 ay olmuş, şirketin hisse fiyatı ona katlamış. Yani böyle bir mantalite olabilir mi? Yani bu patron hiç mi bir şey bilmiyordu? Yani patron bu kadar mı öngörüsüz biriydi, şirketin onda bir fiyatına sattı, yoksa piyasa mı gereğinden fazla bir şeyleri şişiriyor ya da patron mu daha fazla şey biliyor bilmiyorum. Yani orada bir anomali var, normal gitmeyen bir şey var ama bu şekilde gitmeyecek bir şey de var. Yani çok net söyleyeyim, bu şekilde gitmeyeceği kesin, çok canın yanacağı da kesin. Umarım hani insanlar tedbiri elden bırakmazlar, hani tabiri caizse çay kaşığının ucuyla alıp bu tadı aldıktan sonra buna kanıp hani iş makinesi diyeceğim kepçeyle artık, yani mutfakta kullanılan kepçeden vazgeçtim. İş makinesi diyeceğim kepçeyle kaybetmezler. Yani
bu risk çok çok büyük ve bence bizim sermaye piyasalarımızın geleceği açısından en büyük risk burada oluşuyor. Bu şirketlerin, yeni halka arz eden şirket, edilen şirketlerin bu anormal diyebileceğimiz fiyatlamasından oluşuyor. Burada da yapılacak bir şey var mı derseniz çok da bir şey yok. Yani bu piyasada tekrar hani açığa satış imkanı gelmediği müddetçe birçok senette normalleşme yapabileceğiniz çok bir şey yok. Çünkü ne Borsa İstanbul'un ne SPK'nın fiyat bazlı bir tedbiri olamaz. Yani sonuçta fiyat borsada belirlenir. Elbette arz ve talep meselesi bir... sonuçta. Yani arz kısıtlı, talep fazlaysa fiyat yukarı gider der SPK'da bu noktada. Geri geldiğinde volatilite arttığında VBTS'yi devreye sokar vesaire uyarılarını yapar ama işlem yapanlar da manipülatif yapanlar varsa ceza verir. Bunları da görüyoruz zaten ama piyasa yani topyekun bir akıl tutulması yaşayıp yani 3 ay önce 5 ay önce halka arz edilen bir şirketi 10 katından almak için sıraya giriyorsa da buna da yapılabilecek çok bir şey yok. Yani o açıdan da maalesef sadece bizim uyarılarımız kalıyor. O da çok fazla hani dikkate alınıyor mu ondan da emin değilim açıkçası. Peki yavaş yavaş artık 3. çeyrek bilanço dönemine giriyoruz dedik. Peki bu bilanço dönemini karşılarken hani az önce biraz daha hani, ulaştırma tarafına baktık ama yıldız sektörler ne olur size göre Üzeyir Bey? Yani burada bir artık portföylerde rotasyon değişimine gidilir mi? Mesela şunu da merak ediyorum. Yılbaşı itibariyle sizler de dahil olmak üzere birçok kurumun işte model portföyü var ve bu model portföy noktasında işte sektör değişimleri, bazı sektörlerde ağırlıkların azaltılacağı bir dönem mi yoksa pozisyonların korunacağı bir dönem mi size göre 3. çeyrek ve sonrasında 4. çeyrek beklentilerini de tabii konuşuruz. Şimdi 3. çeyrek finansallarını 2. çeyrek finansallarından ayıracak en önemli özellik yani bir rutin bazı işletmeler tarafı var ama en önemli özelliklerden bir tanesi şu kur tarafındaki gelişmeler. Biz 2. çeyrekte %30'un üzerinde hareket eden bir kur gördük ve 3. çeyrekte bu %5'ler civarında sınırlı kaldı. Bu nedenle 2. çeyrekte kurdan dolayı dayak yemiş ve finansal giderleri yüksek olup negatif finansal sonuç açıklayan şirketler yani daha doğrusu zayıf sonuç açıklayan şirketler 3. çeyrekte bunu tersine çevirecekler. Bu birinci açıdan izlenmesi gereken husus. İkinci husus, 2. çeyrekte kur korumalıdan ya da kurun işte normal kurdan yükselişinden dolayı çok ciddi finansal gelir yazan şirketler de vardı. Bunlar da 3. çeyrekte zayıf kalacaklar. Bu da ikinci dikkat edilmesi gereken unsur. 3. konu dönemsel olarak baktığımızda perakende sektörü inanılmaz avantajlı bir dönem yaşıyor. Yani hem fiyatlar artıyor hem vade farkından dolayı ellerinde bulunan nakdi yeni faiz oranlarıyla çok daha yüksek faiz oranlarıyla değerlendirme imkanları buluyorlar. Yani örneğin ürünü aldıkları üreticiye 60 günde, 70 günde, 80 günde, 90 günde ödemeler yapılırken işte gelen ürün bir haftada 10 günde nakde dönmeye başlıyor ve ciddi bir vade farkı kalıyor ve bu vade farkı da şirketler açısından çok ciddi bir fırsat oluşturuyor. Bu nedenle perakende sektörü çok cazip ve cazip kalmaya devam ediyor. Sigorta sektörü keza aynı şekilde izlenmesi gereken sektörlerden biri çünkü hem prim üretimi artıyor, enflasyonun üzerinde bir prim üretimi artışı var sektöre baktığımızda son aylarda. Hem de üretilen primlerin değerlendirilmesi kısmında artık ciddi getiri sağlayan mevduat ve tahvil bonu alternatifi var önceki aylara göre. Bunun da bu tarafta ekstra pozitif etki yaratacağını düşünüyoruz. Yine yaz dönemi içecek sektörü burada yine çok fazla temsilcisi yok borsada ama olanlar yine pozitif alternatif olarak devam edebilir. Biraz önce konuştuk, havacılık sektörü keza aynı şekilde. Bununla birlikte biraz yavaşlama olsa da özellikle otomotiv tarafında ihracat eğilimi olan şirketler, misal Ford, yani burada biraz ön planda kalmaya devam edebilir. Bankalar, beklenen daralma çok olmayacak gibi gözüküyor o tarafta. Yani bankalar iyi sonuçlar açıklamaya devam edebilir. Keza bir yabancı girişi olacaksa da bu ilk bankalar üzerinden olur. O nedenle bankalarda portföyleri de taşımaya devam etmek gerekiyor. Holdingler, görece iskontolu holdinglerimiz var. Yani o tarafta holdingler hala portföylerde yer almaya devam edebilir. Ağırlıklı olarak bu sektörlerin biraz daha 3. çeyrek özelinde portföylerde bulundurulabilecek, ağırlığı arttırılabilecek sektörler olduğunu düşünüyorum. Yine belki araya eklemekte fayda var. Aracı kurum sektörü de 3. çeyrekte bence altın çağlarını yaşıyor.
Yine aracı hacim artışları nedeniyle yani hacim artıyor, yani müşteri artıyor, tam faizler dediğiniz gibi faizler yani yükseliyor. Hepsi, yani aracı kurum sektörünü de oraya eklemek lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Üzey Bey verdiğiniz değerli bilgiler için. İnşallah bilançolar gelmeye devam ettikçe, hatta başladıkça diyelim, detaylı olarak üstlerinden de birlikte geçiyor oluruz. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, Üzey Doğan'ı ağırladık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız olacak. Altın fiyatlarını merak edenler için hiçbir yere ayrılmayın diyelim. Birazdan altın fiyatlarını konuşacağız. Efendim, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız bizlerle olacak şimdi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Beren Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam malum bu haftaya tabii cumartesi, pazar hepimizin gündeminde olan Orta Doğu gerginliğiyle başladık. Bu gerginlikle başlayınca da pazartesi ilk konuştuğumuz enstrüman hali hazırda böyle dönemlerde güvenli liman olarak kabul edilen altın olur ve altına da zaten tam piyasanın beklediği gibi bir tepki gördük. Fakat şimdi elimizde iki tane unsur var. Bir, Amerika tarafı yarın malum enflasyon rakamlarını alacağız. Orası kritik. Ve dolar endeksi şu an geri çekiliyor. İki, bu savaşın nereye evrileceğini bilmiyoruz. Yani Orta Doğu'daki bu gerilim daha da tırmanı farklı ülkelere sıçrayacak mı? Bu biraz daha aslında küresel çapta riskleri artıracak mı? Bundan emin olmadığımız için yani altın nasıl dengeleneceğini bilmiyoruz. Şimdi piyasaları altın tarafına dönüp baktığımızda hangi cepheden okumak lazım hocam? Savaşa mı odaklanalım? FED tarafındaki faiz beklentilerini mi takip edelim? Enflasyona mı bakalım? İstihdama mı bakalım? Burada biraz ons altın cephesinde kafalar karıştı. O yüzden sizin kıymetli yorumlarınızı dinlemek istiyoruz. Ne dersiniz hocam? Nereye odaklanalım? Evet, aynen söylediğiniz gibi ama böyle durumlarda savaş hali olmadan önce altın fiyatlarında belirli bir sıçrama söz konusu olurdu ki bunu biz Ukrayna-Rusya savaşında da görmüştük. Ancak bu çok ani gelişen bir durum olduğu için öncesinde bir altını yansıması söz konusu olmadı. Ancak olay yaşandıktan sonra bir miktar yansıması oldu. Fakat daha ziyade Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bir süreden beri altın üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii özellikle de Eylül toplantısında Fed'in, Başkan Powell'un sene sonuna kadar bir kez daha faiz artırımı yapacağız demiş olması gözlerin ekonomik verileri çevrilmesine neden oldu ki ekonomik verilere bakarak bir faiz artırımı yapacağız demesini önceden beri sürdürüyor zaten FED Başkanı. Böyle olunca da sizin de söylediğiniz gibi bu dönem açıklanacak enflasyon rakamı yani Eylül enflasyonu özellikle Kasım ayındaki FED toplantısında bir faiz artırımının olup olmayacağının biraz daha göstergesi olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla şu anda biraz evet jeopolitik gerginlikleri fiyatlıyor ama esas fiyatladığı yine görüldüğü gibi enflasyon ve faiz oranları. Tabii dolar endeksinde de bir miktar gerileme oldu ama yine de doların biraz daha Avrupa'daki ekonomik durgunluk nedeniyle diğer para birimleri karşısında biraz daha güçlü görünümünü sürdürecek gibi de görünüyor. Ama tabii burada faiz artırımının olup olmayacağı da yakından izlenecek. Bu arada sizin de belirttiğiniz gibi petrol fiyatlarının yükseliyor olması özellikle de Orta Doğu'da petrol üretiminde İran, Suudi Arabistan ve kuzeyde de Rusya'nın petrol üretimlerini sınırlayarak fiyatların yüksek kalmasını sağlamalarından dolayı da bu jeopolitik gerginlikte ona ilave oldu ve şimdilerde işte 80 dolarlara kadar yaklaşmıştı Brent petrol, şimdi 87 dolar ama beklentiler 90-97 dolar hatta 100 dolar beklentileri de var.
Dolayısıyla bu da enflasyonu etkileyecek bir gelişme. Bizim gibi petrol ithal eden ülkelerin enflasyonunu etkileyecek durumda. Yani dünyadaki enflasyonu biraz da bu hani düşürülmesini engelleyecek gibi görünüyor. Tabii bunların hepsinin altın üzerinde fiyatlaması var ama dediğim gibi önce faizi fiyatlıyor şu anda ve 1860 dolarlar seviyesi aslında bu dönemde düşük bir seviye. Böyle bir jeopolitik gerginlikte altının hemen 1950 dolarlar seviyesinde olması gerekirdi. Dolayısıyla jeopolitik gerginliği beklenildiği kadar fiyatlamadı. Ama bir de şöyle bir şey var. Özellikle bu şekildeki jeopolitik gerginlikler savaşa dönüşmeden önce altın yükselir. Savaşa dönüştükten sonra bir miktar çatışan tarafların nakit yani kaynak ihtiyacı olduğu için altın satışları da gelebilir. O nedenle altın fiyatları geriler. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Hı hı. Önce 2075 dolarlara kadar yükseldi biliyorsunuz, sonra geriledi. Şimdi burada da o yükselmemesinin gerekçesi biraz da bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki günler itibariyle hem Amerika'dan gelecek ekonomik veriler hem de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz konusundaki kararı yine altın üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi eğer bu çatışma öncekiler gibi görünmüyor, yani biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. Öyle olunca da güvenli liman özelliği altının biraz daha ön plana çıkıp kısa sürede tekrar 1900-1950 belki sene sonunda da 2000 dolar seviyelerini görme olasılığı da var. Hocam şimdi o zaman gram altında da yeni zirve gelecek diyebilir miyiz? Neden? Çünkü piyasanın genel beklentisi olarak dolar Türk lirasında kimse bir geri çekilme beklemiyor. Şimdi buradaki fikrinizi de zaten soracağım. Ama 1900 dolarların üzerinde konuşacaksak yeniden ons altın tarafında, o zaman gram altına ciddi bir potansiyel ve fırsat var diyebilir miyiz? İsterseniz kısaca bir dolar Türk lirası tarafına değinelim ki gram altını daha net anlayalım. Evet, dolar Türk lirası tarafında da Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama konusunda bir miktar döviz fiyatlarındaki işte baskıyı hala sürdürüyor ve küçük çaplı yükselişler şeklinde devam ediyor. Dolar dış piyasalarda da miktar güçlü olduğu için de için bir süreden beri 27 TL'nin üzerinde, şimdilerde 27-70 TL seviyelerinden işlem görüyor. Muhtemelen bu 28 TL seviyelerini görebiliriz. Buradaki değerlendirmeyi şöyle bakmak daha doğru. Aylık bazda faiz oranlarına baktığınız zaman %3,5'lar seviyesinde. Dolayısıyla sene sonuna kadar 2,5-3 ay gibi bir süreç var. Bu da %10-11 bir faiz getirisi demektir. Aynı şekilde dolarda da bu oranda bir yükseliş söz konusu olabilir ve sene sonu beklentileri zaten 30 lira, 30 lira 50 kuruş. Bunun içerideki gram altın fiyatının yansımasına baktığımız zaman işte 1950-2000 dolarlar beklediğimizde orada bir yaklaşık 150 dolarlık bir artış beklentisi var ons bazında. Ama içeride de bu çatışma öncesinde geçen hafta dış piyasaya göre altının kilogram dolar bazında 2000 dolar daha yüksekten işlem gördüğünü biliyoruz. Bu da altın ithalatına getirilen kotadan dolayı. Şimdi bu farkın bugünlerde 2650 dolara kadar yükseldiğini de görüyoruz. Ve onun için altının şu andaki gram fiyatı geçen hafta sonunda 1705 lirayken bugün 1740 lira seviyesinde. Hı hı. Bunun da muhtemelen sene sonu itibariyle 2000 TL'ye doğru yükselmesi söz konusu olabilir. Yani bugünkü fiyatına göre işte neredeyse %10'luk bir yükseliş, yine faiz oranında bir yükseliş beklentisi burada da var gibi görünüyor. Dolayısıyla bu seviyeler bile söyleyemedim. Özellikle primli olmasına rağmen paranın değerini koruma amaçlı altın alımlarının hala bir miktar daha devam ettiğini. Geçen hafta itibariyle biraz sakinleşmişti. Fakat bu... Hocam duyabiliyor musunuz? Bağlantıda ufak bir sorun yaşadık galiba. Ya da size bir duyuyorum. Çağrı gelmiş olabilir. Evet, tahmin ettim. Sizleri duyuyoruz hocam. Dolayısıyla bir jeopolitik gerginlikte sürmesi halinde altının bugünkü seviyeleri orta ve uzun vadeli için alım fırsatı da diye düşünülebilir.
Peki hocam, bir alım satım yapanlar bir de alıp tutanlar için farklı sorularım olacak. Neden? Çünkü burada yani gram altın noktasında tabii alış satış arasındaki bu spread uzun zamandır konuşuluyor ve hali hazırda sizler de çok defa masaya yatırdık. Tabii bizde böyle al sat kültürü de var ya, hani seviyor yatırımcılar, hani alayım satayım. Evet. Bir spekülasyon yaratayım diye. Burada gram altın tarafıyla ons altını ayırmak mı lazım? Yani daha böyle al sat yapmak için daha verimli enstrüman ons altın ve alıp tutmak için gram altın tarafını mı okumak lazım? Şimdi bunu bir de vadesine göre ayırmak lazım. Çünkü hani gram altın tarafındaki bu spread al sat tarafını zorlaştırıyor mu? Ya da bunun işte avantajları, dezavantajları nedir? Bankadan mı almak lazım, gidip kuyumcudan mı almak lazım? Kısa ve uzun vade düşünenler, yani alsat yapmak isteyenler ve bunu uzun vadeye taşımak isteyenler için bir karşılaştırma yapacak olursak, buradaki strateji yönetimine nasıl atıfta bulunursunuz hocam? Şimdi özellikle vatandaşın kuyumcudan altın aldığı, alması durumunda bunlar paranın değerini korumak için alanlar olduğunu biliyoruz. Ve biraz daha mütedeyyin olan vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların alsat gibi bir eğilimleri olmuyor. Al tut gibi bir eğilimleri oluyor ve o nedenle de bu fiyatlar onlar için alım için uygun gibi görünüyor. Ama özellikle bankadan veya ekranlardan ons bazında alıp satanlar için de burada da tabii belirli teknik direnç ve destek seviyeleri var. 1860'ın üzerinde kaldığı sürece muhtemelen ilk etapta 1880-85 dolar ons seviyelerini görebiliriz. 1900'ler kısa vadeli bir satış fırsatı olabilir bu tür hareket edenler için. Ama 1905'in üzerine geldiği zaman 1950'ye doğru bir hareket içinde olacak gibi görünüyor. Burada daha ziyade Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini ve Amerikan dolarının seyrine daha çok uyarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatı da olsa bile bu şekilde alsat yapacak olanlar dolar bazında, ons bazında bunu daha çok dikkat etmeleri gerekir. TL bazında ise öyle çok fazla bir fırsat yaratmıyor alsat için. Çünkü dolar TL aşağı yönlü bir seyir izlemiyor, yukarı yönlü bir seyir izliyor. Ancak altının dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri içeride aynı oranda yansımıyor. Geçtiğimiz hafta gördük bunu. 1815-1810 dolarlara geldiğinde içeride prim arttı dış piyasaya göre ve fiyat sabit kaldı. O bakımdan TL bazında alsat yapmak biraz daha riskli olabilir. Bence ons bazında hareket etmek daha doğru diye düşünüyorum dolar bazında. Peki hocam, şimdi hiç azımsanmayacak kadar içeride de altın yatırımcısının yanı sıra gümüş yatırımcısı var. Benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Yani hani buradaki talebi yıllardır oluşan. Şimdi gümüş noktasında ons tarafına bakıyoruz. Burada 22 doların hemen üzerine çıkmış bir fiyatlama var. Bugün kıymetli metallerde zaten yeşil bir tablomuz var. Gram gümüşte de aşağı yukarı 19,5 TL'lerin üzerindeyiz ama doğru fiyatlama işimi zaten sizden alırız. O yüzden şimdi bundan sonraki süreçte ons gümüşe dair beklentilerinizi de açıkçası merak ediyorum. Yani mesela altın gümüş rasyosuna baktığımızda size göre avantajlı taraf hala altın mı? Çünkü uzun süredir hep avantajlı tarafın hep altın olduğundan bahsetmiştiniz ve bu piyasada işte 50 dolar, 60 dolar gümüş beklentilerini ben hatırlıyorum. Geçen sene sizlerle yayınla yaptığımızda çok gerçekçi bulmuyorum. Çok fazla gümüş talebi oluşuyor ama ben bu yüksek hedeflere gümüş tarafına çok gerçekçi bulmuyorum dediniz ve hakikaten hala 22 dolar civarında olan bir gümüşü konuşuyoruz bugün de. Peki bundan sonraki beklentinizi konuşalım hocam. Ons altın ve gümüş rasyosuna bakacak olursak. Özellikle gümüşün endüstriyel metal olma özelliği daha çok fiyatlanıyor ama dünyada bir resesyon ortamı oluştuğu için gümüş kullanımı şimdiki endüstriyel metal kullanımı için çok hani ön açık gibi görünmüyor. Ancak üretim artışı olursa işte daha ziyade güneş enerjisi. Mehmet Ali hocamıza sanıyorum yeniden bir bağlantı talebim geldi. Evet, hocam duyuyoruz, evet. duyuyoruz. dolayısıyla
diğer endüstriyel ürünlerde de kullanıldığı, kullanılacağı beklentisi var. Özellikle işte yeni araba üretimlerinde, elektrikli araba üretiminde kullanılacağı söylentileri var. Ama henüz daha bunlar devreye girmiş değil. O bakımdan şu anda tamamıyla altına dayalı bir fiyat seyri olduğunu görüyoruz. Yükselişlerde altınla beraber yükseldiğinde çok nadiren gerilemelerde altından daha fazla, daha az geriliyor ama genelde altından daha fazla gerildiğini görüyoruz. O bakımdan gümüşü yalnız o sizinle geçen seneki yaptığımız yorumlar sırasındaki kadar bir talebin olmadığını görüyoruz. Çünkü o dönemde almış olanlar mesela artık hala... zararda oldukları için mi hocam talep kısıldı mı diyorsunuz biraz? Evet, evet. Zararda oldukları için kısıldı. Çünkü o zaman rasyo biliyorsunuz 68 seviyesindeydi. Evet. Şimdi sistemlerin üzerinde. Pahalı mı? Bence pahalı değil, ucuz. Portföylerde %5, %10 bulundurulabilir ama yine dolar ons bazında bulundurulması ve ekranlardan alınmasını tavsiye ederim. Fiziki olarak gerçekten hala piyasada yüksek, 20 lira civarında. Alım satım farkı da fazla. Hocam ben şimdi kapalı çarşıya gitsem gram gümüş almak istesem o halde gramı 20 TL mi diyorsunuz? Ben ekranımda 19.69 görüyorum ama hep diyorsunuz ki o ekrana bakmayın. Önemli olan ne kadardan alabildiğim. 20 lira civarı mı olur o zaman alışım benim? 20 lira civarı. Yani altında da sizin ekranınıza 1650-1660 lira görülse de çarşıda işte dediğim gibi veyahut da 1670 lira bakmadım şu anda ekrana. 1665 şu an hocam. 5. Piyasadaki fiyat da 1740 lira, 1735 lira. O gümüşte de aynı şekilde böyle bir farklılık oluyor. Bir de alım satım farkı da fazla. Yani altında mesela kilogramda 3 lira 5 lira olurken yani gramında altında bu o miktar biraz daha fazla. O bakımdan ben ons bazında dolar cinsinden ekranlardan alınıp bu şekilde portföylerde tutulmasının daha doğru olduğu gibi. Düşündüğüm. Gerilemelerde 21 dolar seviyeleri görülebilir. Yükselişlerde de 24,5 önemli. Orası geçilirse ancak 25-25,5 dolar ons seviyeleri olabilir. O zaman da zaten altının da 1900-1950 dolarları geldiği seviyeler olacak gibi görünüyor. Bu ayrışmanın ancak dünyadaki ekonomik gelişmelerin olumluya dönmesi ve biraz daha risk iştahının artması söz konusu olduğunda gümüş altından şu anda ayrılabilir ama bu ortamda gümüşün altından pozitif ayrılacağı bir dönemde değiliz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamızı da ağırdık efendim. Böylelikle ilk seansa burada noktayı koyuyoruz. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.